işareti yaratan bir konu bu. Çünkü hani bizim ordu sistemimizle çok uymayan paralı bir ordudan bahsediyoruz, bir isyandan bahsediyoruz. Şimdi isyan son buldu ama bu isyanın son buluşuyla Rus ordusunun gücünü etkileyecek bir durum var mı örneğin? Bu kimler arasındaki savaştı? Tüm bunlar önemli. Kimler arasındaki bir güç savaşıydı? Soralım. Doçent Doktor İkbal Dürre karşımızda olacak. Sayın Dürre, şimdi bu kimler arasında bir güç savaşıydı? Hoş geldiniz bu arada, gün izine merhaba. Hemen sorumu sorarak başlayayım. Bizim anlamlandırmakta zorlandığımız bir sistem, yanılmıyorum değil mi? Kimler arasında bir güç savaşıydı sorusunun yanıtını da sizden alalım. Özel savaş firmaları aslında Rusya'da da hukuki altyapısı olmayan bir sistem. Zaten bugün çıkan, içinde bulunduğumuz durum, iki gün evvel yaşanan olaylar bir anlamda bununla da ilgili. Yani evet, bu özel savaş firması Wagner'in Rusya'nın askeri istihbaratına bağlı olduğu söyleniyor ama bu bağlılığın hukuki bir temeli yok. Dolayısıyla nasıl hukuken kontrol edileceğinin belirsizliği bu aşamaya getirdi olayı bir yönüyle. Sadece dün Duma'nın alt kanadında savunma komitesi başkanı artık bu konuda, yani özel savaş firmalarıyla ilgili yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini ve çıkarılacağını söyledi. Bu konuda hazırlıkların yapılacağını söyledi. Yapılmaya başlandığını söyledi. Diğer taraftan dünkü, iki gün evvel yaşadığımız olayın başlamasındaki kaynama noktası aslında Rusya'nın ve Savunma Bakanlığı'nın, daha doğrusu kısa bir süre evvel yaptığı açıklamayla başladı. O da şuydu, dedi ki bu özel savaş firmasında çalışan, orada görev yapan askerler isterlerse yine kontrat anlaşma esasıyla direkt Rus ordusuna bağlı olarak çalışabilirler. Bu şekilde bir kanunun hükmünde kararname imzaladı Putin. Bu da böyle olunca tabii Wagner sahibi Prigozhin'in işi elinden alınmış oluyor. Çünkü bu onun için aynı zamanda bir tırnak içinde ekmek kapısı. Ondan dolayı anladı ki Wagner kendisinin arasının bozuk olduğu Moskova'daki siyasi ve askeri elit, özellikle de askeri elit, yani Savunma Bakanı Şoygu'nun şahsiyetinde özelleşen bu ikili tartışmalı ve çekişmeli süreç artık onun sonunu, yani Prigozhin'in sonunu yaklaştırdı ve bunun içinde Moskova somut adımlar atmaya başladı, dediğim kanun hükmündeki kararnameden sonra. Ve ne oldu o gece, isyanın başladığı gece? O gün için Prigozhin Şoygu'yu kendi askerlerine roketle saldırmakla suçladı ve artık bunun bardağı taşınan son damla olduğunu söyleyip bu askeri silahlı kalkışmaya başladı. Ama o saldırının da olup olmadığı meçhul. Kendisi bir iki dakikalık Prigozhin bir video gösterdi. Yalnız video doğrusu çok ikna edici de değildi. Ve bence buradaki asıl olay Prigozhin'in artık elinden bütün işlerinin, onun hakimiyetinin alınacağı ve yükselişinin durdurulacağını anladıktan sonra son bir çıkış olarak yapmış olduğu hamleydi. Ve bu hamleden sonra gelişmeleri zaten hepimiz izledik. Ama burada önemli olan bir şey var. Herkes bu olaydan dolayı tabii ki hem Kremlin'in hem Putin'in prestij kaybettiğini doğru söylüyorlar. Böyle bir çıkarım yapmak mümkün. Ama diğer taraftan bu olayın çok büyük bir kan dökülmeden, ki eğer uzasaydı öyle olacaktı, çözülmesi, işin prestij kaybı bir yana, bence çok büyük bir de başarıdır. Çünkü çok ciddi bir olay, binlerce insanın ölmesine, Rusya'nın Avrupa kısmının tam merkezinde binlerce insanın ölmesine ramak kalmışken Kremlin'in bu olayı belki biraz kendi prestijine de zarar vererek çözmesi, bence genel anlamda, en azından insani açıdan baktığımızda ciddi bir başarı. Sadece insani açı anlamda değil, şu anlamda da bir başarı. Yani bütün çelişkilere rağmen, hala bütün zorluklara rağmen Rusya'nın bu tür durumlarda
güç dengeleri arasında bir anlaşma sağlayan potansiyele sahip olduğunu göstermesi ve bu arada Ukrayna cephesinde çok ciddi geri adım atmayıp Ukrayna'nın ilerlemesine müsaade edecek bu 3-4 gün içinde şartları yaratmadan bu işi toparlaması aslında bir nevi de başarı. Diğer taraftan Wagner'in tabii içinde de artık sorunlar başladı. Çünkü mesela bugünkü ben bir iki basın yayın organında çok sert Wagner üyelerinden, daha evvel Prigojin'e yakın üyelerden açıklamalar gördüm. Onlar da Wagner başkanına sen bizi sattın, sen şu anda Belarus'a gittin, bundan sonra belki sen kendi hayatın için hayatını garantiye aldın ama bizler ne olacağız, bizler cephedeyiz, bizlerin sonu ne olacak? Kendi aralarında da böyle bir çekişmenin başladığını görüyoruz. Tabii ki bu olayların içeride daha başka gelişmeleri de olacak, sonuçları da olacak. Onları da isterseniz evet, İkbal Bey tabii konuşmamız gerekiyor. Rusya'nın geleceğinde bu yaşananlar nasıl, ama bugün de kalırsak şu an için bir prestij zararıyla zedelenmesiyle sınırlı mı yaşananlar? Rus ordusunun gücü açısından nasıl bir etkisi olur bu yaşananların? Evet, şu an bağlantımızda bir sıkıntı var. Ha, buyurun, buyurun. Tabii ki çok ciddi bir olay ve Rus ordusu ve Rusya'nın genel askeri savunma yapısı içindeki eksiklikleri gösteren ciddi bir meseleyle karşılaştık. Bunun etkisinin olmaması söz konusu değil. Herkes şu soruyu soruyor. Neden her ne kadar Prigojin 25 bin kişi diyorsa da 25 bin kişi yok. Yani en iyi ihtimalle, yani onun açısından en iyi ihtimalle 8 bin kişi olduğu söyleniyor. 25 bin kişi ve daha fazlası var onun elemanları ama onlar Ukrayna Donbas'ta. Şimdi bu kadar insan nasıl Moskova'ya 200 kilometre kadar aşabildi? Yani bu aradaki askerler, bu aradaki ordunun ya da diğer güvenlik güçleri yapıların için engel olmadı. Şimdi tabii ki Prigojin'i destekleyen bazı gruplar vardı. Tabii ki Prigojin'in bu işe başlamadan önce ondan sonraki yapacağı adımları tartıştığı bir takım güç odakları vardı ve büyük bir ihtimalle o güç odakları özellikle bu Rostov-Moskova arasındaki mesafede konuşlanmış güçleri kontrol edenlerdi. Bundan dolayı belki onun önüne bir şey gitti, bir engel çıkartılmadı ama diğer taraftan şu da var, merkezde yani Putin de bu olaya direkt savunma bakanlığı da müdahil olabilir, olabilir ve havadan bir müdahaleyle bu güçleri sonuçta yok edebilirdi. Kaldı ki artık Moskova'dan o bölgeye doğru yüzlerce tank harekete geçmişti. Eğer o gece bir anlaşma olmasaydı büyük bir kan dökülecekti. Şimdi bu iki taraflı bir boyut. Yani hem dediğim boyutu var, bazı insanların onu desteklediği doğru ama çok büyük bir destek almadığı daha büyük, daha net bir doğru. Eğer o istediği, o beklediği büyük oranda desteği alsaydı bu atmış olduğu geri adımı atmayacaktı. Yani burada iki boyutlu bir şey var. Aynı şey Putin için de geçerli. Neden? Şimdi bir taraftan biz Putin'in halk tarafından desteklendiğini kamuoyu yoklamalarına göre görüyoruz. Bu gerçekten sahada da hissediliyor. Ama diğer taraftan biz bu desteğin ideolojik bir destek olmadığını, konjüktürel bir destek olduğunu da anladık. Çünkü bu olay gösterdi ki kimse Putin için ölmeye de hazır değil. Kimse sokaklara dökülmedi ya da hiçbir askeri güç komutanı ben buna karşı kanımın son damlasına kadar mücadele ederim diye yerinde, yani yukarıdan bir emir beklemeden hemen olayla karşı karşı. Evet, İkbal Bey'in yayını ile ilgili teknik bir sorunumuz var. Rusya'da yaşananları konuşuyoruz. Wagner isyanı, darbe diyen de var. Şimdi bu isyan mı, darbe girişimi demek lazım elbette. Şimdi son bulduğunu biliyoruz. Wagner Belarus'a gitti. Ama bakın, o grubun üyelerinin Rusya'da kalması ve onların bir sistemini anlattı bize az önce İkbal Dürre. Ve şimdi bu yaşananlar, bu son 24 saatte yaşananlar, İkbal Bey sizi beklerken sizin anlattıklarınızı özetlemeye çalışıyordum. Teknik bir sorun yaşadık. Buyurun lütfen, cümleniz yarım kaldı.
Her iki taraf içinde böyle hem artıları hem eksileri var. Her iki tarafı da hem destekleyenler var hem desteklemeyenler var. Prigojin'i desteklemeyenlerin desteklenenlerden daha çok olduğu ortaya çıktı. Putin'i destekleyenlerin de bu desteğinin konjüktürel olduğu, iyi bir hayat için bir umutla destekledikleri ama Putin için de ölüme hazır olmadıkları ortaya çıktı. Dolayısıyla bu aslında bir turnusol kağıdı görevi gördü bu son yaşadığımız olaylar. İşte tam da bununla ilgili, bununla bağlantılı olarak yapılacaktır bundan sonraki hem atamalardaki yapılan değişiklikler hem ordunun içindeki belki idari mekanizmalarda yapılacak olan değişiklikler. Dediğim gibi bundan sonraki süreç oldukça sancılı geçecektir diye düşünüyorum. Ama bu sancılı sürecin normal insanların hayatına yansıyacak şekilde olmayacağından hemen hemen eminim. Bu içeride bir kavga. Elitler arasında yani siyasi sistem ve askeri sistem arasında bir kavga olacak ve bu kavganın önünde ben Putin'in bu düzeltmeleri yaparken karşı taraftan çok ciddi bir karşı koymayla karşılaşıp ondan dolayı da Putin'in iktidarını sarsacak bir gelişme olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü olsaydı bu birkaç gün içinde olurdu. Şu andan itibaren tekrar ipler Putin'in kontrolünde gelişmeye devam edecek olaylar. Evet İkbal Bey, şimdi acaba Putin, yani başka yorumlar da var, farklı yönde yorumlar da var. İmajı zedelendi de deniyor ya da ben olmasam bu yaşanabilirin bir ön izlemesini mi gösterdi Putin Rusya'ya? Tabii ki Putin'in imajı, onu söyledim, Putin'in imajı Evet. tabii ki sarsıldı. Bu kesin. Ama eğer bu bölgede yani Rusya'nın batıdaki merkezinde 2 gün evvel on binlerce insan ölseydi Putin'in imajı hiç kuşkusuz çok daha fazla sarsılırdı. O yüzden iki kötü arasında birini seçmek durumunda kalan Putin aslında bu yönüyle diyorum. Eğer bundan sonraki süreçte almış olduğu bu kararı ve bu anlaşmayı belki bir başarı olarak yansıtıp halkta, kamuoyunda bu şekilde bir algı yaratabilirse o zaman şu anda Putin için prestij kaybı gibi olan şey evet öyle kabul edilir ama o şekilde dondurulur ama Putin binlerce Rus'un ki bu Rus dediğimiz insanlar bunlar Ukrayna Savaşı'nda daha düne kadar Putin'in eliyle bütün halka kahraman olarak lanse edilen madalya takılan insanlardı. Tekrar bu insanlar bugünden itibaren Ukrayna'da Rusya adına savaşa dönüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanları öldüren bir Putin de olabilirdi. Bu daha kötü bir senaryo olurdu. Evet, her halükarda Putin için eksi bir olay ama bu olay kanla bitseydi Putin için çok daha eksi olurdu. Onu demek istiyorum. Şimdi Sayın Dürre, yani şunu da merak ediyorum. Wagner üyeleri dediniz ya, onların bir sistemini anlattınız. Yani onların akıbeti ne olacak Rusya'da? Belarus'a gittikten sonra Prigojin ve Prigojin'le ilgili de, yani şimdi basit bir atlatılabilecek bir durum mu bu? Yoksa önümüzdeki süreçte başka adımlar, başka yaşananlara da şahit olabilir miyiz? Şimdi bir kere Prigojin dediğimiz şahsın sadece bu olayla bağlantılı değil, diğer birçok alanda Rusya ile bağlantılı etkili olduğu işler var. Örneğin Prigojin bir medya patronu aynı zamanda büyük bir medya devi. Ria Fan diye isimlendirilen büyük bir medya grubunun başında aynı zamanda çok ciddi bir bu hackerlar falan Rusya adına Trol ordusu, konuşuluyor ya. evet. Troll ordusu, efendim bütün bunlar Rusya adına bu zamana kadar bu anlamda konuşulan, hatta Türkiye'de de Sayın Kılıçdaroğlu bahsetmişti seçim döneminde, efendim daha evvelden ABD'deki seçimlere müdahil olduğu söyleniyordu. İşte bütün bu yapı da Prigojin'e bağlı bir yapı. Anlatabiliyor muyum? Ve bu yapı, bütün bunların faaliyetleri 2 gün evvel durduruldu Rusya resmi makamları tarafından. Bu hem ciddi bir siyasi güç, hem aynı zamanda da işin içinde maddiyat da var. Büyük bir iş yani sonuçta business. Bütün bunların ne olacağı, bütün bunların ortadan mı kaldırılacağı yoksa mantıklı bir şekilde Rusya açısından başka bir sisteme entegre mi edileceği, efendim ordunun Wagner askerlerinin nasıl Rus ordusuna tekrar entegre edileceği ya da
bu haliyle bırakılıp başlarına başka bir komutan mı atanacağı, bütün bunlar şu günlerde tartışılan şeyler ve Rusya içinde de çok net cevabı olan şeyler değil. Çünkü anladığımız kadarıyla Rusya ve Putin bütün bunlardan dolayı cephedeki, Ukrayna cephesindeki oradaki dikkatini dağıtmak istemiyor. Ne kendisinin, ne siyasilerin, ne de askerlerin. Çünkü bu olaylar eğer cepheye yansır ve cephede olumsuz sonuçlar verirse bu Rusya için çok daha büyük bir kayıp olur. O yüzden paralel zor bir durum, paralel bir süreç yönetiyor ve bütün bu değişiklikleri, ya Wagner'in askerlerinin ne olacağı ve diğer Prigojin'le bağlantılı değişiklikleri, bu dengeyi, cephedeki dengeyi gözeterek bence yapacak. Çünkü Wagner askerleri Rusya'nın cephede en başarılı olan askerleri. Zaten Wagner'in Prigojin'in rahatsız olduğu bir konu da şuydu. Dedi ki beni herhalde Artyomovsk zaferine kadar beklediler. Artyomovsk zaferini kazandıktan sonra, yani Şoygu bekledi, biz işin zor kısmını hallettik. Ondan sonra benim ayağımı kaydırmaya çalıştılar. Yani işin cefasını biz çektik, sefasını soygu yaşayacak. Yok öyle bir dünya şeklinde bir kanaate geldikten sonra bu kalkışmayı yaptı. O dediğiniz yani süreç böyle dengeli bir şekilde bütün bu hassasiyetler göz önüne alınarak yapılacaktır. Hatta şöyle diyenler bile var. Hatta diyorlar ki belki de Prigojin Belarus'ta kalacak, bir süre sonra efendim oradan Belarus cephesi açılacak şeye karşı, Ukrayna'ya karşı. Böyle yani bana pek mantıklı gelmiyor. Bana bundan sonra Prigojin'le Putin'in ilişkilerinin düzeleceği pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü o günkü konuşmasında Putin çok kızgındı Prigojin'e. Dolayısıyla bir de bunlar eski arkadaş oldukları için, yani besle kargayı oysun gözünü, o mantıkla bence Putin yaklaştı. Evet, bu anlamda buradaki değişiklikler, bundan sonraki değişiklikler birçok hassasiyet göz önüne alınarak yapılmalı ki cephede olumsuz yansıması olmasın ve şu anda da zaten Putin'in kaybetmiş olduğu prestij daha da kaybedilecek bir siyasi ortam oluşmasın. Evet, İkbal Bey, şimdi çok kısa bir süremiz kaldı ama şunu da merak ediyorum. Prigojin vazgeçebileceği bir isim olsa dahi, çok yakınında olan, çok kritik yerde olan bir isim olmasına rağmen bu sistem çok fazla Putin için vazgeçilebilir değil, değil mi? Yani şunu kastediyorum, aslında sıcak ve soğuk savaşı yaptırdığı, silahlı silahsız askerlerini kullandığı bir sistem. Yani onun yerine bir ismi koyacak mıdır? Mesela gelecekte olacaklara dair ne diyebiliriz Rusya'nın içerisinde? Şimdi Rusya tabii ki eski ve büyük bir devlet ama Rusya Federasyonu yeni bir devlet. Yani şu anda 30-35 yıllık bir geçmişi olan bir devlet ve gördüğümüz o ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki bozulan düzen, özellikle orduda, askeri yapıda bozulan düzen bir türlü yerine oturmamış ve bu oligarşik 90'lı yılların kriminal yapısı aynı zamanda askeriye içerisinde de kendi zehirini atmış ve Rusya bir türlü bu durumu toparlayamıyor ve bu eksikliğini savaşın başından itibaren, Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren işte bu türden özel savaş firmalarına ihtiyaç duyacak şekilde gösterdi bütün bu olayın böyle olduğunu, anlattığımız gibi olduğunu. Dolayısıyla sorun çok köklü olduğu için çözümünü bile böyle bir an önce, yani bir iki gün içinde ya da bir iki ay içinde yapmak çok zor. Bu ama Putin'in eline şöyle bir koz verdi. Hatırlarsanız bu örneği veriyorum sürekli. 87 yılında Kızıl Meydan'a bir Almanya'dan bir uçak inmişti tek motorlu. Ondan sonra da Gorbaçov onu kullanarak bütün askeri sistemi, Sovyet sistemini çökertmek ve yeniden renove etmek için bir fırsat bulmuştu. Eline çünkü bir koz gelmişti. Böylece aslında Prigojin bu hareketiyle de Putin'e böyle bir koz verdi. Ne kozu verdi? Bu zamana kadar savaşta istediği başarıyı gösteremeyen o askeri elite, Şoygu, Gerasimov gibi, ama bu bir elit ve sistem olduğu için bunu
düzeltmek ya da değiştirmek de o kadar kolay değildi. Çünkü sistemin kendisi de en az Putin kadar güçlü, belki daha güçlü. İşte bu Evet. olaydan dolayı Putin'in eline böyle bir koz geçmiş oldu. Bunu dengeli bir şekilde değerlendirecektir, bazı değişikliklere gidecektir diye düşünüyorum. Tabii bu sistemde Putin'e çok karşı durup onu da daha zora sokacak hamleler yapmazsa. Tahmin Peki. etmiyorum ama. Peki, çok teşekkürler İkbal Bey, değerlendirmeleriniz, kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim.